Arkadaşlar, bugün babamın videosunun başında ben konuşmak istedim. Biliyorsunuz bugün babalar günü ve herkesin babası ve benim babamın babalar günü kutlu olsun demek istedim. Aslan oğlum benim. Evet, sevgili babalar, bütün babaların babalar günü kutlu olsun. En başta da benim babalar günüm kutlu olsun. Aslan oğlum benim. Evet arkadaşlar, videomuzun kalan kısmına geçebiliriz. Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Yorumlarda birçok arkadaşımızın artık yazın gelmesi ve hava sıcaklıklarının bunaltıcı seviyelere ulaşması sebebiyle abi ucuz basit bir klima yapımı önerebilir misin? Hem maliyeti düşük hem de elektrik sarfiyatı düşük bir klima nasıl yapılır gösterebilir misin gibi soruları üzerine ben de bayağı önceden çekmiş olduğum bir videoyu tekrar güncelleyip gündeme getirmek istedim ve bu videoyu tekrar çekmek istedim. Çünkü o eski videomuzu çektiğimiz zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam abone sayımız 10.000 civarındaydı. Şu anda ise yaklaşık 95.000 civarında abone sayımız mevcut. Ve bu 85.000 yeni abonenin bu eski videomuzdan haberi olmayabilir. Ve bu yorumları da bu yüzden yapıyor olabilirler diye düşünüp bu videoyu tekrar gündeme getirmek istedim arkadaşlar. Bu videomuzda gayet ucuza, gayet basit bir şekilde hem odanız hem de aracınızda kullanabileceğiniz bir klima nasıl yapılır onu göstereceğim. Aynı zamanda elektrik sarfiyatı da çok çok düşük olan bir klima olacak bu yapacağımız klima. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen klima için bize neler lazım onları bir görelim. Bu yapacağımız klimada bize balıkçıların falan sıkça kullandığı bu strafor kutulardan lazım olacak. Nereden alabiliriz diye soracak olursanız bu strafor kutuları ambalajcılar satıyor. Değişik boyutlarda, değişik ebatlarda bu strafor kutularından ambalajcılarda var. Ben bu strafor kutuyu aldığımda 17,5 lira gibi bir fiyata aldım ama şu anda sizler için sordum. Ortalama 40 lira civarında. Bunun biraz küçüğü var, biraz büyüğü var. Siz amacınıza uygun olanını seçip bu yapacak olduğumuz klimadan isterseniz arabanıza, isterseniz evinize yapabilirsiniz. Bu strafor kutunun yanı sıra bir de bize 12 voltla çalışabilecek olan bir fan lazım olacak arkadaşlar. Bu fan neden 12 volt? Yapacağımız klimayı aynı zamanda da arabada da kullanacağımızı söylemiştim ya, işte arabada aküden alacağı için beslemesini 12 voltluk bir fan motoru kullanacağız. Bu fan motoruyla bizim klimamızı yapacağız arkadaşlar. Onun için 12 volt. Elinizde 220 voltluk bir fan varsa ve sadece odanızda kullanacaksanız onu da kullanabilirsiniz. Ama onun bağlantılarını yaparken lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü 220 volt biliyorsunuz tehlikeli ama 12 voltta herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum ben. Hem de dediğim gibi tatile gidecek olursunuz, pikniğe gidecek olursunuz. Aracınızın kliması yoktur ya da çalışmıyordur. İşte bu gibi durumlarda çok az enerji sarfiyatıyla gayet güzel bir şekilde bu yapacağımız klimayı kullanabilirsiniz. Neyse galiba lafı fazla uzattım. Hemen videonun kalan kısmına geçelim. Fakat ondan önce her zamanki gibi kanalımızın gelişimi için küçük bir sponsorluk reklamımız var. Onu izleyelim. Daha sonrasında yapacağımız bu basit ve ucuz, maliyeti düşük, elektrik sarfiyatı düşük olan klimanın yapımına geçelim. GLC PCB firması, gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Öncelikle straforumuzun üst kapağına fanımızın içeri üfleyebileceği genişlikte bir delik açıyoruz. Bir de içerideki fanın üflediği havanın çıkabilmesi için tekrar delik açıyoruz. Siz isterseniz eğer buradaki deliği herhangi bir plastik malzeme yardımıyla yönlendirebilirsiniz. Yani bir boru vasıtasıyla bunu
İsterseniz sağa, sola veya istediğiniz konuma ayarlayabilirsiniz. Fakat ben burada yapmayacağım. Bunu daha önceki videoda yapmıştım ama bunda yapmayacağım. Çünkü fizikte şöyle bir şey var arkadaşlar. Isınan hava yükselir, soğuyan hava ise alçalır. Yani siz buradan çıkan havayı ne kadar yönlendirirseniz yönlendirin, neticesinde soğuk havanın gideceği yer bulunduğunuz mekanın, ortamın dibi arkadaşlar. Yani bir arabanın içini soğutacaksanız arabanın tabanından itibaren soğutmaya başlayacaksınız. Veya bir odayı soğutmak istiyorsanız odanın tabanından itibaren soğutmaya başlayacaksınız. Yönlendirmenin avantajı belki şu şekilde işe yarayabilir. Yani bu yönlendirmeyi direkt yüzünüze veya direkt size doğru yaparsanız bir nebze direkt size üfleyeceği için çok daha çabuk serinlemiş olacaksınız. Ama eğer amacınız mekanı ya da ortamı soğutmaksa şunu unutmayın. Soğuyan hava yükseleceği için ortam tabandan itibaren serinlemeye başlayacaktır. Onun için ben bu videoda bir yönlendirme yapmayacağım. Fanınız için açtığınız deliğin üzerine fanı yerleştirdikten sonra isterseniz bir silikon yardımıyla ya da poliüretan köpük vasıtasıyla kenarlarını kapatabilirsiniz. Ama fanın dışarıdan hava alacağı yerin önünü kesmemeye özen gösterin arkadaşlar. Ben sıkı sıkıya geçecek şekilde ayarladığım için fanımı herhangi bir silikonla veya herhangi bir maddeyle sabitlemeyeceğim, yapıştırmayacağım. Gördüğünüz gibi sıkı sıkıya geçen bir yapısı var benim fanımın. Ondan dolayı ben sadece fanı buradaki açtığım deliğe sıkı geçecek şekilde yerleştiriyorum ve bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz fanımızın çalıştığını bir gözlemleyelim. Evet, 12 volt gördüğünüz üzere. Umarım kameradan gözüküyordur. Fanımızı bir çalıştıralım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel üfleyen bir fanımız var. Şimdi öncelikle fanın üflediği yönü tespit etmemiz lazım. Kutunun içine doğru üfleyecek arkadaşlar fanımız. Bir onu kontrol edelim. Ters üflemesin. Ha, aslında ters çalışsa da olur. Herhangi bir sıkıntı olmaz ama biz kutunun içine üflesin istiyoruz. Ve şu anda ters gördüğünüz gibi, yani çizgili kablomuz eksiymiş, çizgisiz kablomuz artıymış arkadaşlar. Evet, şu anda tam karşıya doğru fanımız üflüyor ve vantilatörü gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen tekrar yerleştirelim bu fanımızı. Şimdi isterseniz videonun ikinci safhasına geçelim ve klimamız esas olarak buradan üflediği havayı nasıl soğutacak, hep birlikte onu görelim. Evet sevgili Kaya ELC kanalı takipçileri, videomuzun şimdiye kadarki kısmını izleyen izleyicilerimiz şöyle düşünmüş olabilir. Biz bir klima yapmadık ki, sadece fanla üfletiyoruz diye düşünmüş olabilir. Fakat klimamızın etkili bir soğutma yapabilmesi için bizim bir planımız var. Boş yere başlığa enerji sarfiyatı çok düşük bir klima nasıl yapılır diye yazmadık. Evet, daha önceden doldurduğumuz ve derin dondurucuda dondurduğumuz, buz haline getirdiğimiz sularımız bunlar. Gördüğünüz gibi çatır çatır buz olmuş durumda şişelerimizdeki sular. Şimdi burada görmüş olduğunuz bu buz kütlelerini kıracağız ve klimamızı yapacak olduğumuz straforumuzun içerisine bu buzları yerleştireceğiz ve bu sayede etkili bir soğutma işlemi yapacağız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şöyle düşünebilir. Bu buzları dondurmak için de neticede bir enerji sarfiyatımız söz konusu. Ekstra bir maliyetimiz söz konusu. Nasıl düşük maliyetli oluyor diye düşünebilirler. Şöyle izah edeyim arkadaşlar. Bir klimanın hem kurulum maliyeti çok yüksektir, hem de bir klima bir ortamı soğutmak için yaklaşık saatte 800 watt, 1000 watt gibi bir enerji sarfiyatı söz konusudur. Ama biz burada zaten çalışır vaziyette olan buzdolabımıza sularımızı koyarak çok fazla ekstra bir yük bindirmemiş oluyoruz ve bu suları soğutmak için çok fazla bir maliyet getirmemiş oluyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim buzdolabımız saatlik sarfiyatının üzerine 20'de 1'i kadar bir maliyetle bu suları dondurma vazifesini üstlenmiş oluyor. Halbuki dediğim gibi klimalar saatlik 800 watt, 1000 watt gibi bir
güç tüketimi söz konusu. Siz bu suları dondurmak için hiç merak etmeyin. Öyle saatte 800 watt, 1000 watt gibi bir ekstra maliyet getirmiyorsunuz. En fazla getireceğiniz 40-50 wattlık bir ekstra maliyettir arkadaşlar. Bu da bir klimanın kurulum maliyeti ve soğutma maliyetinin yanında devede kulak gibidir. Hiç merak etmeyin. Çok fazla elektrik sarfiyatınız olmadan yapacağımız klimayla isterseniz odanızı, isterseniz arabanızı buz gibi soğutabileceksiniz. Hadi gelin şimdi bu hazırladığımız buz kütlelerini kıralım ve strafor kutumuzun tabanına yerleştirerek klimamızı etkili bir soğutma yapacak hale getirelim. Evet arkadaşlar, şimdi etkili bir soğutma için buzlarımızı kırmaya geçmeden önce gördüğünüz gibi fanımızla hava çıkış deliğimizin arasına sudan etkilenmeyen strafor olur, plastik sert bir malzeme olabilir, kolay işleyebileceğiniz bir malzemeden gördüğünüz gibi ben yine ince köpük bir malzeme kullanıyorum. Böyle bir malzemeden ikisinin arasını kutuda ayıracağız. Çünkü havanın kutunun içerisinde ve buzların arasında dolanmasını istiyoruz ki daha fazla soğusun. Aksi takdirde buzlarda soğuma işlemi olmadan hemen bizim çıkış deliğimizden fanımızın üflediği hava tekrar çıkacaktır kutudan. Soğumaya fırsat bulamayacaktır. Biz onun için buzların içerisinden ve arasından bu şekilde geçip çıkış deliğimizden soğumuş bir vaziyette havanın çıkmasını istiyoruz. Şimdi bu gördüğünüz plastik malzemeyi ise kutunun dibine oturtmamaya özen gösteriyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Kutunun dibinden yaklaşık 1-2 santim havanın geçebileceği kadar bir boşluk kalsın istiyoruz. Bu şekilde 1-2 santim yüksekten bu arayı plastik malzemeyle veya dediğim gibi işleyebileceğiniz herhangi bir malzemeyle böldükten sonra kapağımızı kapattığımızda gördüğünüz gibi hava buradan girecek, kutunun içerisinde soğuyacak ve tekrar bu delikten dışarıya tahliye edilecek. Şu plastik malzemeyi biraz daha geriye alayım ben bu köpük malzememizi. Ve dediğim gibi tam kutunun dibine oturtmuyoruz bu malzemeyi. Şimdi bu şekilde baktığımda gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi hemen buzlarımızı kırma işlemine geçelim ve daha sonrasında da kutumuzun içerisine buzlarımızı yerleştirelim. Buzlarımızı tamamen kırıp strafordan yapılmış klimamızın içerisine koyduk. Burada gördüğünüz üzere kırık buz parçaları strafordan kutumuzun içinde. Şimdi şunu söylemek istiyorum ki buzları pet şişede dondurup kırmak pek akıl işi değilmiş arkadaşlar. Durduk yere fazladan enerji, fazladan yoruyor bizi. Bunun yerine buzları daha rahat çıkarabileceğiniz kalıplar içerisinde dolabınızda bekletip daha sonra strafordan klimanızın içerisine koymak daha akıllıca diye düşünüyorum. Ben tecrübesini yaşayınca fark ettim. Bir önceki videoda biz buzları kırmak yerine pet şişenin içerisinde kalıp olarak kullanmıştık. İsterseniz öyle de kullanabilirsiniz. Bu şekilde pet şişeleri tekrar tekrar kullanma durumunuz da söz konusu olur. Fakat isterseniz buzları başka kalıplarda dondurup çıkarıp strafordan kutunuzun içerisine yerleştirebilirsiniz. Klimamız hazır olduğuna göre hadi gelin test aşamasına geçelim ve ne kadar etkili bir soğutma elde edeceğimizi hep birlikte görelim. Buz parçalarıyla doldurulmuş klimamız şu anda hazır vaziyette bekliyor. Bakın size göstermek istiyorum. Söylemek istediğim durum şuydu. Hemen buz parçalarının arasına fanımızla soğuk hava çıkış deliğimizi birbirinden ayıracak plastik bir malzeme. Ben bu malzemeyi biraz önce söylediğim gibi kutunun dibine yapıştırmadım. Birazcık 2 santim kadar kutunun dibinden yüksekte. Çünkü havanın buradan girip alt kısımdan geçip tekrar buradan dışarı çıkmasını istiyorum. Ki sıcak hava buzların arasından dolaşıp soğumaya fırsat bulabilsin. Şimdi oda sıcaklığımız bakın görüyorsunuz termometremizde 31.8 derece. Ve sensörü de burada. Birazdan bu sensörü klimamızın çıkış deliğinin üzerine koyacağım. Ve gerçekten etkili bir soğutma yapıyor mu yapmıyor mu hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Hemen
Strafor'dan yapılmış klimamın kapağını güzelce kapatıyorum. Evet, başka yerlerinden hava almayacak şekilde güzelce kapattım. Ve fanımın çalışması için güç kaynağımı açıyorum arkadaşlar. Hemen arkada kaldığı için birazcık zorlanacağım ama. Evet. Açtım ve gördüğünüz gibi şu an fanım çalışıyor. Umarım sesim gayet net duyuluyordur. Çünkü fanın zırıltısı mikrofon tarafından algılanıyor olabilir. Hemen sensörümün ucunu çıkış deliğimin üzerine bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle, hatta sizin göreceğiniz şekilde birazcık dışarıdan tutayım. Bakın, 29,5 dereceye düştü bile. 25,9 derece. Klimamızın çıkış deliğindeki sıcaklığı gözlemliyoruz şu anda termometremizden. 22,9 derece arkadaşlar. 20,3 derece, pardon. 20,3 derece. 18,2 derece. Klimamızın çıkışındaki sıcaklık bu görmüş olduğunuz değer. 17,2 dereceye düştü. 16,1 derece. Arkadaşlar, buradan hava çıkışını gözlemleyebilmeniz açısından bir kağıt parçası tutmak istiyorum. Bakın. Evet, gördüğünüz gibi. Hatta biraz daha. 15,8 derece çıkışımızdaki sıcaklık şu anda. 15,2 derece. Evet arkadaşlar, şu an bu kağıt peçetem sayesinde bakın hava çıkışını gözlemlemenizi istiyorum. Sensörü bırakınca tabii 17,8 derece, 17,18 derece gibi bir sıcaklığa düştü gösterge. Hemen. Bakın 16,7 dereceye düştü tekrar. Evet. 15,9 derece. Gördüğünüz gibi klimamızın çıkış deliğinde şu anda 14,6 derece sıcaklıkta hava çıkıyor. Şimdi kapatacağım. Ve evet, fanımızı durdurduk. Gördüğünüz gibi etkili bir şekilde odanın içerisindeki 31,8 derecelik sıcak havayı klimamız kendi içerisinden geçirip 14,5 derece, 14,6 derece gibi bir sıcaklıkta tekrar odanın içerisine veriyor. Bu sayede odamız gitgide klima içerisinden dolanan soğuk hava sayesinde sıcaklık gitgide düşecek ve klima tarafından düşürülmüş sıcaklık tekrar klima tarafından emilip tekrar soğutulmuş bir vaziyette dışarı çıkacak ve bu sayede odanız ya da arabanızın içi gayet etkili bir şekilde soğumuş olacak. İsterseniz hemen şimdi elektrik sarfiyatımız olan fanımızın harcadığı güce bir bakalım. Bu sayede kaç wattlık bir güç tüketimimiz var? Şu klimamızı hemen şu sandalyenin üzerine bir alayım. Evet, düşmesin diye. Şimdi tekrar çalıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda fanım tekrar çalıştı. Hemen bakın, biraz zoom yapacağım ve yaklaşacağım. 7,6 wattlık bir güç tüketimi söz konusu. 7,4 watt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, fanımın çektiği güç. 7,4 watt gibi bir güçle odanızı ya da aracınızın içini gayet etkili bir şekilde soğutmuş oluyorsunuz bu yaptığımız klimayla. Evet sevgili Kaya ELC kanalı takipçileri, bu tür teknik ve bilimsel konulara merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.